geliyor, kurt geliyor. Bence Zafer abiyi bir bakalım. Selam, ben Zafer. Zafer abi de var. Herkes çok iyidir, hoş geldiniz. Başlayalım bakalım. Fatih ve Didem. Zafer abinin videoları harbiden like'ı baştan atacağım Zafer abime like'ımı. Abone de oluyorum. Zafer abimi. Başlığa ne yazmış ya Zafer abi? Çıkış yapabilable. Çıkış yapılabilable. Güzel trende ayağa durmuş. Geldi video. Öndeki tankere bak. Fatih de soruyor musluk açılacak yer mi diye. Vallahi hayretlere düştüm ya. Niye musluk açtı lan o? Ne kadar tesadüflere bağlı yaşıyoruz. Şu bak beyaz araba olmasa Fatih belki biraz daha solda olsa. Viraj çünkü yatık vaziyette Fatih orada. Viyadük bağlantısı. Bu suya girdiği an düşer. Girdiği an düşer. Arkadaşlar bunlar sürpriz. Evet ama işte bunlar için giyinmeniz gerekiyor zaten. Beş parça kask, mont, pantolon, ayakkabı, bot, çada çizme ve eldiven. Bu beş parça yoksa... İbo sen niye giymedin? Ben de giyiyordum. Nasıl kırıldı oğlum bacağın o zaman? Ha, nasıl kırıldı? Akşam ya, kırığı nasıl engelletsin abi? Niye giy... Bir eldiven olsa elinde... Üzerinde vardı kıyafet olsa... Eldiven. Yalan söyleme. Bir parçanın eksikti kapıyı... senin. Dört parçaydın. Ha, ondan kırıldı. Kaldırınca biraz daha bir şeyler görebileceğiz. Mesela sürtünmeden de hiç yara yoktu bende. Giriyor. Ama bakın şimdi yola bakın. Yol çok iyi değil ya. O da biraz kenarlara gidiyor. Bir de sol yapıyor. Ne oluyor? Pat. İbrahim yerde. O, ya İbrahim senin kaza mı lan bu? Lan böyle mi düşün İbrahim? İbo. Benzer daha buna. Oğlum sen demedin mi ben dedin sipariş etmek için rampadan uçtum demedin mi sen? Abi dedi kökledim dedi son 30 saniyem vardı dedi. Rampadan dedi uçmak durumunda kaldım. Uçtuktan sonra dedi bir tırın dorsesine iniş yaptım dedi. Üst köprü geliyordu dedi. Motoru attım dedi. Arabanın altına düştüm zaten tekrar motora bindim dedi. Binerken dedi ayağımı hafif burkarken kaydım düştüm bacağım kırıldı diye anlattı bize hikayeyi. Meğer sen böyle düşmüş. Öyleydi acı. Bir geri alsana benim katlaya benziyor ya. Benzemiyor. Bu sensin bu kesin. Bir de sol yapıyor. Ama bu kayıyor ne ya. Oluyor? Yağ dökülmüş herhalde. İbrahim yerde. Çok normal. İbrahim yat aşağı. Gel. Bakalım. İbrahim yerde. Buradan düştü. Şimdi burası bir çıkış. Bakın yere bakın. Parlaklığa bakın asfaltın üzerindeki. Islaklık olabilir, çiğ olabilir, evet, mazot olabilir, yağ olabilir, her şey olabilir. Renk değişikliklerine tepki vermek zorundayız biz. Ama bak, burada çok da kırmamış da direksiyonu İbo'cum. Bu nasıl düşmüş? Direkt savruyor abi. Tam nasıl bir renk o bir de yağ sahibi. Kaçışın sağında yok. Sağında var. Şimdi bunları görmüyorsak ya da görüp tepki vermiyorsak o zaman bu düşmeleri hiç şaşırmayacağız bunlara. Yani düşeceğiz. O hani manevra yapsa diyeceğim ki okey. Yıllar çağrı. Seni 2 ila 2,5 yıldır takip edip peki, diğer mecrada 18 ay burada da 2 aydır abonenim. Şu anda bir araç yarın 7. doğum günümü yok. Kutlayıp 28 yaşıma. Ama yerde bir şeyler oluyor. Dörtlüler falan yandığı için Cem yavaşlıyor. Nasıl ya? Yarın 7. doğum günü kutlayıp 28 yaşına mı giriyorsun? Ha 21'den beri mi kutluyorsun o zaman doğum gününü? MD Okilla 150 TL göndermiş. Doğum günün çok kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. 2,5 yıllık beraberliğimiz. Artı 18 ay zaten orada abonelik. 2 ayda burada abonelik. Doğum günü kutlu olsun diyeceğim bu senelere. He 29 Şubat diyorsun. Aa Metin Pırlıs'ın 29 Şubat'ta doğdu lan Metin Pırlıs. 4 yılda bir. Vallahi mutlu yıllar ya. İyi bir şey mi kötü bir şey mi anlamadım ya bu 4 yılda bir doğum günü kutlama işi. Acaba? Sonra ne oluyor bakın. Mert Cem'e vuruyor ve düşüyor sağda. Göstereceğim görmediyseniz. Hatta ikinci bir kamera var ondan da bakacağız. Bak şimdi. O zaman 7 yaşında mı oluyor? Kanka biz anlamayız. Siktir edelim mi senle ben özellikle? Bırak 3-4 senede bir mi kutluyorlar? Her sene patlıyorlar mı? Boş ver biz anlayamayacağız gibi oluyor. Siktir et. O arkadaş biraz kafayı kırdı orada. 7 mi oluyor abi diyor. Cem burada giderken şimdi orta şeride geçecek. Aynasını kontrol edip. Biraz hızlı mı lan? Bakın yavaşlama geliyor ve Cem dörtlüleri yapıyor ki Mert görsün diye ya da diğer araba görsün diye. Daha bir daha yapıyor şimdi.
bir dörtlü daha yakıyor. Aslında yakıp bıraksa daha iyi olurdu. Ama Mert onu görmüyor. Başka şeyle ilgileniyor ve çarpıyor. E çarptıktan sonra yani artık ön tekerlekten çarpınca biraz düşmemek zor. Düşersiniz ön tekerlek çünkü oynak biliyorsunuz. Şimdi Mert'in kamerasından izleyelim. Bakın burayı geçiyor bu kamyoneti. Servis aracında... Ulan ben bu videoyu şey anlamadım ya. Lan Zafer abi yoksa abi. Video çekebilmek için bu adamları... Zafer abinin adamları mı? Kendileri kamerayla kaza yapıyorlar. Abi bu hafta benden iki kaza gelir gibisinden bir şey mi var lan yoksa? İki kamerada da kayıt da. Ne kadar kötüymüş onun kamerası. Aynaya bakıyor olabilir. Telefonuna bakıyor olabilir. Keşke öbürü mü düşseydi şerefsiz. Bunun kamerası kötü diye. Üçüncü açı da var abi geliyor arkadaki her arabada. Her şey olabilir. Ama sonuç... Lan o da mı Zafer abinin prodüksiyonu? Abi Zafer abi senin yüzünden bu İstanbul trafiğini hareket etti o zaman. İyi misin? Sen iyi misin? Zafer abi her gün piyasaya 250 tane araç motorlu taşıt bırakıyor. Oğlum çok korktum. Sen iyi misin? Vallahi bir anda önüme baktım. Sen önüne bakmıyordun ki. Ben çünkü önümde dörtlü yaktı. Bir tur yavaşladı. Sen düştün değil mi? Boş ver. Yerinde bir şey var mı? Dizlerim çok yuvarlandı. Patlattı. Kendisi de söylüyor aslında. Bir anda önüme baktım. Sen durmuşsun diyecek ama devamı gelmiyor. Arkadaşlar bakın dizleri kötü. Bunun için işte pantolon da giymelisiniz. Bunun için bol kısa çizme de giymelisiniz. Gencecik insanlarsınız. Bu hocamızı söylemiyor. Bunları... Sen içlik giyseydin o gün o ayak kırılmayacaktı biliyorsun değil mi? Tutardı i̇çlik çünkü. İçlik kurtarın mıydı? Evet tutardı. Thermal tight. Aynen öyle. Bilemedik işte. Thermal tight... Altına bir de jartiyer çorabı giyseydin hiçbir şey olmaz. Of. Bu sefer de çıkabilirler. Ya bacağı kırmazdın da yine oturamazdın mesela ama bacağı kırmamış olur. O biraz... keyfi olurdu bir tık bu. Ya bir tık keyfi olurdu ama ne bileyim hani denenebilir miydi? Belki de yani anladın mı? Bir daha büyük ihtimalle o gün sana kırmızı tanga uğursuzluk getirdi. Abi ya ne yapayım niye bu yaşta giymeyeceğim de ne zaman giyeceğim diyor. Kardeşim buna niye özendin dedim ya İbrahim kardeşim dedim. Yapın yani bu korumaları alın lütfen. Bugüne bir kileme gidiyoruz Erkan'la Ercan. Bir şey söyleyeyim mi? Erkan'la Ercan ısınmaya mı gidiyor? Bir dakika dur. Bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Bak Zafer abimin kanalı ilk açıldığı zaman diyelim ki editörü getirdi dedi ki bak. Lütfen. Abi dedi sahne aralarında dedi bak dedi ekran dedi bunu yaparken arkadan dedi şu sesi vereceğiz dedi. Zafer abim şu olaya mest oldu. Bunu dedi koyalım dedi bunu koyalım dedi. İbrahim yerde. Alo. 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 Abi nereye gittin? Nesin sen burada mıydın? Buradayım oğlum. Niye konuşmuyorsun oğlum? Güldüm ya senin kazanı çekmişler. Kim benim kazamı çekmiş ya? Kaza. Kaza mı? Hayır oğlum kaza yaptın ya. Oğlum? Patrolleme ya. Neyse sen niye kızıyorsun ya bize bu kadar? Hiç kızdığım yok. Oğlum manyak mısın? Niye gruba yazıyorsun sen? Komik mamalak odumu çocuklar falan yazıyorsun. Öyle bir şey yazmayacağım. Herkes bilir gibi. Trolleme.
He. E bana zorla Reddit postunu sildirdin. Anneme söylemediğin kaldı bir. Ne anlatıyorsun mami ya? Çocuk silmek zorunda kalmış Nesrin. Ben kimseye zorbalık yapmam. Ben yani... yaparım zorbalık olur. sen de eğer bunu diyorsan Nesrin, bilmiyorum kim hani ne diyecek. Öyle bir şey yok. Sen arkadan TFT oynamadığına emin misin Nesrin? Geçer. Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Hiçbir oynuyor, şey söyleme. Kesin. Bir dakika dur abi, dur. Oynuyor. Bir dakika dur. Dur, 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 dur. Efendim, ya yeni girdim ya. Çıkamadım. TFT'desin değil mi? Evet. Yakalandı. Ben tahmin ettim abi. Abi. Alt turumu açık tut yapsana ya. Ya sana ne oğlum ya? Salak mısın desiniz ya? Yeter ya. Var 3 tane gerizekalı bunlara sürekli aynı boku söylüyorlar ya. Chat'te de var 2 tane aynalarından. Çağır benim de sen ha. Gibi. Her seferinde yeniden giriyorum hesaba. Niye ya babacım 3 haftada bilmiyorum. Bir oynuyorum ben bu oyunu. Giriveririm ya. Ne olmuş ki? Ya unutursa? Ben unutmuyorum oğlum. Unutmuyorum. Şifremi niye unutayım ya? Unutmamak için giriyoruz durmadan. Hasta mı ne ya? Sinirimi bozdu ya. Bir anlık geldi gitti anladın mı? Ciddi zannettim gerizekalıyı. Ciddi yapıyor zannettim ya. Bugün bir kileme gidiyoruz. Erkan'la Ercan. Öndeki Ercan. Ne gidiyor? Sol sert bir viraj. Öndekinin Ercan olduğunu zaten söylemene gerek yok abi. Allah Allah. Konuya da çok hakimsin. Öyle mi? Allah Allah Ercan. Allah Allah. Nesrin RPS yapayım dedin de olmadı galiba. O aynen olmadı. Evet, Ercan gidiyor ve düştü. Düştü sonra normalde atlıyormuş. Videoyu başlat Çağrı. Peki yönetmenim. Biz manzarası da var. Ve Ercan gidip... Hoppa tam Ercan gibi düştü. Oğlum gülmeyin gülmeyin. Bak bu video bunun için değil. Bak biz açıp gülüyoruz. Düşenlere gülmek için değil. Ben Ercan abiye güldüm ya. Ben de ismi Ercan diye güldüm. Allah belamı versin. Çok geçmiş olsun tabii ki. Şimdi yani evet. Bu herkes de... bu videoları izlerken ulan vah vah falan ne diyor. Biz düşene gülerek Allah affetsin. Ali, son, Ali son kısmı kesip at. Okta abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Hoş gelmiş. Genel sesi biraz arttırır mısın? Gürültülü yerde çalışıyorum. Genel sesi... komple yayının genel sesini mi? Vallahi şöyle söyleyeyim Buruş'um. Benim konuşma sesim tam kırmızıya geliyor. Orada sınırlı. Daha arttıramıyorum yani. Ötesi yok. Sen telefonun sesini arttıramaz mısın? İşte biraz bilgi, biraz beceri, biraz şans. Bak buradan artık buradan dönüş yok yani. Oradan mümkün değil. Çünkü bakış bir de yavaşlar ya. Geldi, oğlum çok da yavaş gidiyor. Falan. Oğlum niye durmuyor şans ki? Bak buradan artık buradan dönüş yok yani. Oradan mümkün değil. Çünkü durmuş şurada dön planı asılıyor herhalde. Geldi ayaklar açıldı falan derken kurtuluş yok. Bilgi ve becerimiz kadar sürersek sorun olmaz. Abi şu geçiş olayı çok iyi ya. Veysel sonunda da kalaylamış. Veysel'in aynalar yok. Neden aynalar yok Veysel dedim sordu. O da dedi ki yok o mu önce söyledi. Neyse önemli değil. Motoru toplatıyorum dedi. Kıbrıs bu arada burası. Motoru toplatıyorum da aynalar ondan yok. Bu arada dermatoloji asistanıyım. Senin ve ekibin özellikle Yağmuş'un dolgu botoks sponsorunuz olmaya hazırım Ekt. Medi Aquila 250 daha göndermiş. Dermatoloji asistanıyım. Senin ve ekibin özellikle Yağmuş'un dolgu botoks sponsorunuz olmaya hazırım. Aa, Yağmur yaptırır bu arada. Beyazlatma yapıyor musunuz? Cilt beyazlatma. Nasıl ya? Şok oldum lan ama. Ne
Bakın bakın. Oğlum ne var bir şey sordum. Lan ışık dolgusu diyecektim. Geri zekalı sen güldün diye. Tam atlatıyordum biliyor musun? Tam atlatmıştım ya. Allah Allah. Devam. Çok teşekkür ederim MD Akila. Ben de protein yüz bakımı yapıyorum ben de. Ama İstanbul'daysan yönlendirebilirim. Ben de gelirim bakalım ne yapabiliyoruz. Demiştim yersen diye. Ya doğru da olabilir tabii. Neyse Veysel servis şoförünü aslında solluyor ama uf çukuru gördünüz mü? Yani orası tabii yolun dışı. Bu düz çizginin dışına girmemek lazım. Bariyer boşluğu orası çünkü ya. Ve pisttir orası. Bak çivi oradadır, çukur oradadır, mazot oradadır, her şey oradadır. Ama giriyorsan da çok iyi gözlem yapman lazım. Yani bu çukur... Neye özür dile oğlum? Ne yaptım lan ayıp ettin diyorlar, özür dile diyorlar. He? Bilmiyorum. Bir şey olmadı. Ne oldu oğlum? Neyin özürüymüş? Siz fesatsınız bence. Oğlum bunlar fesatlıktan yemin, sizin özür dilemeniz lazım dostum. Abartmayın ya, gerizekalı mısınız oğlum? Ara mizah haline geldi şaka. Çünkü ama o mantıkla değildi. Ben bu arada harbiden şeyi soracak. Işık dolgusu beyazlatma soracaktım. Ben lazım. Alttaki spor bir motor. Hadi enduro olsa. Dur adam düşecek, bekle. Bir şey olsa orada... Sus bir dakika, adam düşüyor. ...atlar pıtır pıtır ama... Allah! ...motorları çok olur. Sus adam... ...motoru kullanıyorsan daha dikkatli Veysel. Haram izah derken... Veysel daha dikkatli. Sıkıntı yok ya, haram izah yapsan. Akşam Burak bir takım hazırlıklar yapıyor falan. Aynaları kapatıyor belki de. Bilmiyorum çünkü aynalar kapalı. Ben şimdi küfür yiyeceğim sizin yüzünüzden bak. Olaya çarpıtacağınız, ben küfür yiyeceğim ya. Kesin. Allah Allah. Ben de buna takarım biliyorsunuz ya. Aynalar kapalı olunca ben böyle... Bak Burak ciğerimi de söküyor yani. Belki kendi motoru değil. Çünkü insan pek kendi motoruna böyle şeyler yapmaz diye düşünüyorum ama hani red line'lara çevirmek, neyse o tabii kendini bileceğiz, kendi parası. Ama aynalar, ah adam çıkıyor bak. Şimdi Burak da kızıyor ona, selektörler, kornalar. Ne var bunda canım diyebilirsiniz. Ya film bundan sonra başlıyor, bak şimdi seyret. Yani filmin güzelliği sonuna doğru. Burak açılıyor çünkü, bak. Ne diyor? Aynaya bak, aynaya diyor. Aynaya bak diyor. Geliyor lan, geliyor. En son kişi sensin. Arkadan vurmasın. Ha. Ne dediğini anlamadım ben. En son kişi sensin derken. Önce kendi aynana bak diyor Zafer abi. Kendi aynaları kapalıydı ya motorcunun, ona diyor. Ha. Özgür'le devam. Ne güzel görüntü ya. Güneş güzel olunca vallahi görüntü de güzel oluyor. Böyle Özgür de sürüyor güzel güzel. Rahat rahat. Trafiğin ısında. Ya bu kadar makas denmez artık. Olur yani böyle şeyler. Ama huzuru... Yine mi bant yayını amına koyayım? Oğlum sen mal mısın? Geliyorsun her gece geliyorsun yayına, tutuluyorsun gidiyorsun. Sikeceğim bak belanı ha. Bant yayın falan değil. Gerizekalı mısın? Sponsorluyorum, beni küfür ettirtme ya. Her gece geliyor bant yayın yine amına koyacağım diyor. Gidiyor ya. Hasta mısın oğlum sen ya? Normal yayın yapıyorum ya. Canlı ya şu anda. Takıldı mı? Tam takıldı ya. Rahatsız ya. Ya bir haftadır geliyor gidiyor. Diyeceksin ki abi platform kapalıydı. İş günü olarak hesapla. Kaçıyor. Buradan kaçıyor. Adam diyor, nasıl geçmek o ya? Bir de yakın geçiyor yani. Bak şu hareket tehlikeli abi işte bak. Ne yapıyor biliyor musun? Sağ sol. Mesela en sağ şeritte giderken
rahat edemiyorsun mesela. Sadece sol aynana bakmıyorsun. Sağ aynana da bakıyorsun ki buradan bir motor bir anda vın diye gidebiliyor ya. Bazen dalabiliyor insan. Özgür de yapıştırıyor arkasından. Ve hesapsa hesap işte, sormaya geldi. Kafasına vur. Arkadan düdükle. Bak atar bakışına bak şimdi bak. Yap be. Haklı haksız bilemem. De şu atar bakışını yapmayın ne olur. Zafer abi mutlu oldu ama. Kemal'le süreyim bakalım. Şimdi Kemal gidiyor. Yeşil de geçiyor. Yol ortasında adam. Vallahi biber süreceğim diline amca yani. Dört harfli P ile başlayan bir küfür ediyor. Hiç halbuki dört harfli. Dört harfli. Pipi. Neyle başlayan dedi? T mi? Push. T ile başlayan dedi. T ile. T mi? T mi? Ne var T ile? T mi diyor? Düşünüyorum. Bakalım ne varmış T ile. Bulamadım. Sende hangi harflerle? Dört harfli küfür var mı sende? Dört harfli ha var. A ile başlıyor. Söyle. Amık. I da mı var? Anladım. Güzel küfürmüş. Kullanırız bunu amık. Ya 10 metre yürüyüverin bu tarafa. Ya geçidinden geçin. Yani geçilmeyecek bir yerde geçiyorsun. Bir de kendi halinde gider. Niye bururladı lan adamları? Yanlış bir şey mi yapıyorlardı? Çocuğa küfür sallıyorsun. Karıncalı sinebeşle büyüyen neslin sonu amına koyayım anladın mı? Çekişiyorlar mıydı? Şimdi Kemal ne yapsın? Barışıyorlar yine. Ne diyorsun? Ne ediyorsun? Falan. Evet, falan. Ne? Kemal dönüyor. Kim lan dönüyor. Adam nerede? Adamların peşine. İle de etmiş. Buyur. Aha. Hayırdır dayı bir sıkıntı mı var? Sıkıntı var. Ne bağırıyorsun? Yolun bomboş. En azından birazcık yapalım. Yolun bomboş. Yol benim. Sen niye oradan gidiyorsun? Niye küfrediyorsun bana? Poşu demiş olabilir. Poşu. Devam edelim bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Hüseyin mi göndermişti bu videoyu? Bakın. O telefon düşmesin oradan. Gece. Vallahi çok düşecek. Düşmez. Gece risk nedir diye kendinize soracaksınız. Benim burada aldığım risk nedir? Risk nedir? Bak, yolun tam ortasına ne var? Gördün mü? Ne var lan o ne? Evet, hayvanları yer sokaklar değildir. Köpek. Bakın köpek. Türkiye'nin bir gerçeği bu. Kedi de olabilir. Aa vuruyormuş. Yani kediydi lan galiba, çok küçüktü. Döner lan bari Hüseyin. Evet tamam. Vurmadı ki yani. Kenara koysun yani. Kalmış orada. Siz kendinizi ve onu koruyun. Gece mecbur kalmadıkça sürmeyin. Sarp. Oh. Oğlum dikkat etsene, vuracağım sana. Dikkat et lan. Hadi senin canın değersiz, benim canım da mı değersiz? Yavaş. Seninki baba, sen ama böyle böyle sürersen senin canın değerliyse niye öyle sürüyorsun? Yavaş mı? Sarp ne diyorsun? Şu hale bak, sen kendine söylesene yavaş diye. Ya çocuğa çarpsaydın ne olacaktı? Sarp motorcu kavgaları izleyip çıkmış trafiğe. Allah aşkına skuter altındaki. Yavaş. Furkan'la devam edelim bakalım. Şimdi bakın, üç şeritli yok. Yanda da diğer yol var. Yağmur mu çiseliyor? Burada araçlar ansızın yavaşlayıp evet durabilir. Neden biliyor musunuz? Bu neden olur? Çünkü öndeki densizin biri durup yolcu indirir. Yolcular da böyle yolların ortasından karşıdan karşıya geçerler. Siz sonra arkadan çarparsınız, yaralanırsınız. O neymiş falan ya? Yeni olsa sefer görürüz. Saçmalık işte o. Yine karanlık. Bakın sağ bir virajda arkadaşlarımız. Orada bir şey görüp... Hiçbir şey kaçıyor. Olmuş gibi olamaz ya burada. Araba bozulmuş, çekiciye yüklüyorlar. İyi de birader, niçin kuka falan koymuyorsunuz, reflektör koymuyorsunuz arkaya? Neden? Zafer hocam, selam olsun. Bakalım ömrümüz yettiğince daha neler göreceğiz Zafer hocam. Çok şey görürüz Sayın Tanrı bilen, çok şey. Bak araba motoru çekiyor. Şimdi buna hak verenler olacak. Bak yemin ediyorum yazacaklar. Bir dönüşü savrulur eder. O nasıl bir sistem lan öyle? Geldik ne beklenirlere. İbrahim flaşörler falan çıktı gidiyordu. Tamam bir dakika şimdi. Önden bir fren uyarısı geliyor. Tebrik ediyorum. Ya Zafer abi baba, adamı sen... yetiştirmesi lazım. Burada. Baba ben sorunu anladım. İbrahim sen isimden kırdın o bacağı. Ben sana söyleyeyim. Adı İbrahim olup da kaza yapmayan yok demek ki sektörde. Senin GoPro görüntün yok mu ya hiç bu? Bu yollar. Yok ya almadım hacı. Bak
Ne gelecek karşıdan? Köpek. İri de bir köpek yani. Çarpabilirsin. Köpeğin ne işi var burada? Ya senin ne işi var orada? Sana sormalısın. Şu yolları motosiklet yolu yapacağız. Az kaldı. Bekleyin. Biraz sabredin. Metinle söyleyelim bakalım. Bak o zaman güzel olur işte bak. Bir şey söyleyeyim. O ara yolların arası yani arabalar kesinlikle kullanamayacak şekilde. Sadece motosiklet yolu olursa o zaman bu ülkede motosiklet kullanmak birazcık daha keyifli olur. Öbür türlü çok zor abi. Sağlı sollu geçeceksin de sağdan geçeceksin soldan geçeceksin de risk amına koyayım. Ben arabayla giderken bile bunu tedirgin sürüyorum. Önündeki, arkadaki, yanındaki, sağdaki, soldaki arabalardan korkarak sürüyorum. Motorla lavuğun biri sinyalsiz dönüyor. Biri en soldan en sağa kırıyor bir anda falan. İroni mi yapıyor abi? Ben ciddiye aldım lan. Yapsa güzel olurlar oğlum. Bu araları motor yolu. İroni miymiş lan onunki? Bu çok ironilik bir durum değil ki abi. Ne olacak ki motor yolu yapılsa? Yapılır abi, var Avrupa'da. Yürürüz İbom'un orada. Sağ ile bir motor yolu yapsınlar. Biz orada yürüyelim İbrahim'le. Kamyon bir tır geçiyorlar. Üç şeritli bir yol. Kamyon sağa doğru çekilirken fren yapıyor. Şimdi ne bekleyeceğiz burada? Hiçbir şey yapmayacağım. En sol şeritten biraz basacağım amına. En sol şeritten basarım hocam. Sabahsız, selamsız. He öldüm. Orada sollamaya kalksın. Ben öldüm şu an. Tamam böyle yapılmıyormuş demek ki. Cevap sizin. Ben karışmıyorum. Nihat. Hemen durdurdum ne beklenir. Bak bomboş da yok. Bomboş yok. Ne yazıyor orada? Delta Force yazıyor camında. Ön kol. Nihat bir sallıyor ama adamı. Bak Tolga. Çok tehlikeli. Tamam Galata Köprüsü'nün girişi mi burası? Gidiyor. Sağda otobüs var. Solda bir araç var. Tolga da orta şeritte. Ne bekleyecek burada? Hadi o araç gider. Tolga birazcık gaz açsa, yani o aracın yanına girse görmeyecek adam. Çünkü neden? Kör noktasında olacak bir de Tolga. Neyse ki girmiyor da kurtarıyor. Yayın bitti. Geldik yarısı. Yayın bitti. Allah'a emanet olun tekrar. Yarın görüşürüz tekrar. Şimdi gitmek iyi bir şey mi? İyi. Soruyorum ya, sadece soruyorum. Görmüyor Zafer peki, abi. Peki bu araya girmek. Bak solda araba, sağda iki kişinin bindiği bir skuter. Buraya girilir ama. Ama sadece gerçek motorcular girebilir oraya. Öyle her motor kullanan giremez. İyi mi? Bilmiyorum. Taralı alan. Niçin taramışlar sizce bu alanı arkadaşlar? Motorcular için. Neden taralı hocam alan ismi? Soruyorum sadece. Bak bunlar da taralı alan motorcular sıçramaları gibi düşünün. Sağ ayrım yolu. Dostum videoyu ben durdurmuyorum. Sola. Abim durduruyor videoyu. Üzerinden nereye giriyor? Otobüs durağı yolu. Otobüs yolu. Bak yazıyor yerde. Ha, bu da normal. Araba durmuş. Korna falan. Şimdi devam ediyor. Otobüsle bariyerin arası. Bu da mı normal? Yapılabilir. Olur. Ya motor kullanıyoruz, olur böyle şeyler mi diyorsunuz? He. Yoksa çekirge çok fazla sıçradı mı diyorsunuz bilmiyorum motor ama. Motor kullanıyoruz, oradan geçilir. Özgür kusura bakma. Diyorum ben. Ama her şey onun iyiliği için. Bakın ne diyor orada? Zümrüt evleri. Oraya bir sağdan ayrım var. Değil mi? Buraya da bir tali yol. Üçgen işareti koymuşlar. Ne diyor? İleride tali yol var diyor. Çizgi sizi sola atarken hala inatla buradan gidiyorsunuz. Sonra bak. Orada bir arabada çıkış yapmış. Yani çıkış yapılable bir yer orası. Çıkış. Aa başlık buradan geldi. Sonra soracaksın kendine bu hikayesi araba. Hikayesi varmış. Döner. Cevap ne? Döner. Adana. Şimdi bu kadar hiçe sayarsak her şeyi. Sonuçta şöyle diyoruz. Adama bak ya, arabacıya bak ya. Aniden döndü. Ya burada arabacıyı savunmuyorum. Tabii ikinci şeritten döndü. Yani yapmaması gerekiyor. Ama bak yerde olan kim? Kim yerde? Özgür yerde. Arkadaşımız yerde. Gelin şunu bir işleyelim derste. Şimdi bak size trafik oluşturdum vallahi. Tamam güzel. Burada evet şimdi en sağda. Biz motor muyuz? Sağda da bir çıkış varsa ne bekleyeceğiz arkadaşlar? Aynen Özgür'ün olayında olduğu gibi. Araba buraya döner mi diyeceğiz? Ha? Tabii ki dönecek. Araba buraya dönecek. Biz şanslıysak duracağız. Şanslı değilsek vuracağız. İkinci senaryo. Daha vahimi.
bu araba buraya döner mi ya ikinci? Bunu bazen ben yapıyorum abi, en soldan en sağa yapıyorum. Ama nasıl yapıyormuş? Böyle böyle hareketler yapıyorum bak. Hayır, böyle böyle hareketler yapıyorum, yanındakilere güven veriyorum, anladın mı? Halbuki aynaya baktığımdan değil. Böyle böyle şöyle hareketler yapıyorum. Yanımda birisi varsa, hani arkada falan birisi varsa tamam, bakıyor, güvenini verip öyle geçiyorum. Şeritten işte Özgür'ün yaşadığı olay bu oldu aslında. O şeritten geldi döndü o araba. Olmaz mı bunlar? Nizan sen mi? Hayır. Hayatın gerçekleri. Burada her hafta bu tip videolar seyrediyoruz. Arkadaşlar, üç tehlikeyi yan yana getirmiyoruz. Çıkış, siz ve solda bir araba. Bu üçü yan yana gelirse tehlike olur. Lütfen burada kalmayın. Buna izin vermeyin. Sağda çıkış olan her yerde, her şeritten arabanın oradan gelip çıkacağını lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bu çok önemli. Büyük şehirlerde yaşanan en büyük kaza sebebi bu. Ben bunu Mami'ye yapmadım oğlum. Mami'ye diyorum ki sol şeride geç, sol şeride geç, sol şeride geç. Geçmedi adam yani. Geçmedi. Mecbur son dakika sola kırmak zorunda kaldık ama geceydi, yol boştu. Evet evet, sıkıntı yok, yol boştu. Yani, yol boştu. Yol boştu. Yol boştu. At da şöyle güzel bir motorcu kavgası izleyelim Mami'ne. Hemen bakayım. Ne yapıyorsun oğlum? Aziz Yıldırım. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir. Girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.